Fotoğraf atayım mı? Ah kardeşim. Ah. Bakayım bir fotoğraf bulalım. Ben attım bir tane ama bu olmaz Nereden ya. attın? Bu chat'e attım bu konuşmayı. Dur dur. Şunu koyayım. Koyarız. Şimdi arkadaşlar hoş geldiniz. biyokimya nedir? Şimdi moleküler Kısmakan. fizikle beraber versiyonu Türkiye'de yok sanırım da. Biyokimya nedir? Biyokimya öncelikle vücutta gerçekleşen bütün Kısmakan. olayların reaksiyon değil elektron seviyesine kadar araştırıldığı bilim dalıdır. Öyle diyeyim size. Yani başın mı ağrıyor? Başın niye ağrıyor? İşte şu cycle'da işte bir reaksiyonlar zinciri diyeyim, reaksiyonlar çemberi diyeyim. Bir elektronun nereden nereye sıçramasından neden olduğuna dair. Bu tabii nereye götürüyor sizi? Bu sizi en basitinden farma endüstrisine götürüyor. Yani eczane endüstrisine götürüyor. Yani ilaçlara götürüyor. Çünkü ilaç dediğinizde en nihayetinde kimyasal bileşenlerdir. Şimdi efendim, biyokimya, moleküler fizik okuyan insan analitik kimya, organik kimya, biyokimya, hücre biyolojisi, hücre biyokimyası, hayvan fizyolojisi, botanik gibi dersler alır. Başka dersler de var. İnorganik kimya da alır tabii. Analitik kimya söylemiştim. Fizikokimya da alır. Bu tip dersler alır. Ve Dersleri boş ver. çalışacağı Aylık ne kadar sektörlerde alır? şöyle sektörler olur. Farma sektörü olur. İlaç sektöründe çalışabilir. Ama şöyle bir durum var arkadaşlar. Bu işin sıkıcılığı şurada biyokimyada. Yeni bir şey fazla üretilmiyor. Yeni bir şey fazla üretilmiyor. O yüzden mesela farma endüstrisinde çalıştığınız zaman en fazla yapacağınız şey houseboy'te Türkçesini düşünüyorum. Çünkü ben bu bilimi arkadaşlar Almanca öğrendim maalesef. En fazla saflığını arttırmak olabilir. Çünkü bir kimyasal bir reaksiyon yaptığınız zaman işte en basitinden aspirin üreteceğiniz zaman byproduct'lar oluyor. Yani yanında ortaya çıkan başka farma ne? Farmi. Biz farma diyoruz yarram. Ben Almanca öğrendim. Yanında çıkan başka bileşenler de olur. O yüzden %96 üretimi %98'e çekmeye çalış. En fazla bu tip şeyler yaparsın işte. Orada zaten makine aspirin basıyor. Sen ne yapacaksın amına koyayım? Biyokimyager olarak böyle izliyorsun işte. Diyorsun ki kardeşim işte aspirinin saflığını %98'e çıkardığım için daha çok para kazanacağız. Yuppi falan filan. Farma endüstrisinde yapabileceğiniz maksimum bu yani. Onun dışında Avrupa Birliği üyeleri ülkelerde tabii farklı işlerde görev alabiliyorsunuz. Mesela Avrupa Birliği'nde de Almanya'da en azından benim bildiğim bir bina yapacaksanız o binanın hava tahlilinden su tahliline oturacağı toprağın tahliline kadar geçirmeniz gerekiyor belediyeden ve bu tahlilleri yapan taşeron firmalar var. Bu tip firmalarda çalışabilirsiniz. Ya da o tip firmalar kurabilirsiniz. Türkiye'de nasıl bilmiyorum. Petrole kadar gider bu. Petrol benzin şirketlerinde Shell'dir bilmem nedir. Petrolün saflığı üzerine, çıkan ürünün işlenmesi üzerine çalışabilirsiniz. En nihayetinde bok tahlili yapabilirsiniz. İdik tahlili Kısmakan. yapabilirsiniz. Kan tahlili yapabilirsiniz. Tabii bunun için Türkiye'de ekstra bir de üstüne bir belge almanız gerekiyor sanırım. Sen gidiyorsun Almanya'da Fraunhofer Institute'te efendime söyleyeyim gidiyorsun toplamda 3 sene 4 sene okuyup
Bunun 6 ayını laboratuvarda geçiriyorsun ama kimsenin sikinde değil. Üstüne bir de ihtisas yapman gerekiyor saçma sapan. Valla maaşlarını pek bilmiyorum. Almanya'da giriş maaşı 2000 euro civarında oluyor. Bu tip meslekleri. Türkiye'de ne yapar bilmiyorum. Yani bir laboratuvarda yaptığınız şeyi teknisyen de yapabilir Türkiye'de. Bok tahlilini teknisyen de yapar. Okuduğunuz yıllara öğrendiğiniz ilime bilime yazık amına koyayım. Asla tercih etmeyin. Alaylı olamazsın bro. Olay bu yani. Biyokimyanın olayı bu. Ha, çok hayalperestsen, bahsettiğim gibi dünyada iki tane, Avrupa'da daha doğrusu iki tane enstitü vardır. Gerçekten bilim yapan bu konuda diyeyim. Fraunhofer Institute vardır. Diğeri de Max Planck Enstitüsü'dür. Bu iki enstitünün de asıl güçlü olduğu yer, merkezi Almanya'dır. Bu tip enstitülerde belki kanser araştırma gibi şeyler üzerine çalışabilirsiniz. Onların da maaşı çok iyi değil yani. Oralarda eğitimine devam edip doktorasını, dissertation'ı falan yapan insanlar, benim bildiğim kadarıyla, tabi derslere de giriyor onlar üniversitede, 1500 euro civarı bir maaş alıyorlardı. Yani Almanya standartlarında çok da iyi bir maaş değil açıkçası. Ha, tabi doktora yapıyor, o profesör olma yolunda ilerliyor, ayrı bir mesele ama. Öyle işte ya. Öyle yani. Biyokimya böyle bir şey. Ahmet abi. Ha, öğrendiğiniz şeyler ama hakikaten inanılmaz yani. Hakikaten hani ufkunuzun anasını sikiyor. Böyle bir şey olamaz. Yani beynin nasıl çalıştığından, nörotropların beyinde nasıl çalıştığından yola çık, hormonlara kadar o kadar saçma sapan ki yani hani ilk şeyi öğrendiğim zaman o elektron oradan oraya gidiyor, buradan buraya, o zaman cycle bozuluyor. İki tane molekül çıkacağına kana bir tane molekül salınıyor. Tamam bu cycle. Ananı sikeyim ya. Şimdi bizim başımız bundan mı ağrıyor falan diyorsun. Bir böyle bir ufkun açılıyor yani böyle. Hani her şeyi elektron seviyesine indirgeyebilmek insan vücudunu, canlıyı o kadar basitleştiriyor ki. Hani böyle şeyler vardır ya. Çok da dini meselelere girmek istemiyorum ama böyle hiçbir fikri olmayan insanların devamlı ortaya attığı, ya insan mükemmel yaratılmış falan, böyle hani bakıyorsun, yo böyle bir şaşkınlık oluyor. Böyle, bu çok yanlış ya falan diyorsun hani biz, benim en çok sorduğum sorulardan birisi oydu mesela. Yani yeni bir cycle öğrendiğimiz zaman hani sentetik bir ortamda, laboratuvarda bu cycle yapmak isteseydiniz, yani yaratılıştan değil de sentetik bir ortamda yapmak isteseydiniz nasıl yapardınız hocam diyorum. Aslında şu şöyle olsa, bu böyle olsa daha, hakikaten doğru diyor lan. Hani insan böyle kaldığın an çok oluyor mesela yani. Çok inanılmaz ya. Diyor ki ya, çok inanılmaz. Hakikaten çok inanılmaz. Ateist değilim ben. Değilim. Paint'le çizsene. Her siki zaten paint'le çizdiriyor şimdi sana. Aklına ağzına sağlık. Geleceğe hizmet eden bu yayın için bir o kalp demiş. Dampi canım bir tanem. Elimizden geleni yapıyoruz. Yarok 4 ay olmuş. Ben galericiyim. Hadi siz siktir git kapat yayını. Mekruh 28 ay. Vortex 37 ay. Oğulcan 10 ay. 19 ay. Çok teşekkür.